Merhaba sevgili seyirciler. Peygamberler adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konuşacağımız konunun ismi aşırılık. Bu konuda bizimle birlikte stüdyomuzda Allah'ın sözüyle onun ayetlerini paylaşmak için destek verecek misafirimiz konuğumuz Tamer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Daha önceki programımızda sabah yıldızından bakmış olduk ve sabah yıldızı kimdi, nasıl biri, neden bu dünyamızda ve neden bu hale geldiğini ve kim ona bu sabah yıldızını ismini vermiş oldu bakmış olduk. Bugünkü programımızda da aynı şekilde parlak yıldızın hakkında bakmaya çalışacağız ve kutsal kitap ona bu şekilde söylemektedir ve ayrıca farklı isimleri de vardır. Tabii ki bunları da görmüş olacağız ve bakalım Yeşaya kitap onun hakkında ne söylemek istiyor ve Yeşaya kitabında 14. bölümden 12'den 14'e kadar okuyalım. Ey parlak yıldız, sihirin oğlu, içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Allah'ın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda Safo'nun doğruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Bunu görüyoruz ki Yeşaya kitabı burada onun nasıl bir varlık olduğunu, artık içinden ne konuştuğunu ve şunu da görüyoruz ki Allah herkesin kalbinde ne olduğunu, ne düşündüğünü görmektedir ve şeytan, yani parlak yıldızı, Allah'ın tarafından yaratılan en büyük keruvim bu şekilde düşünüyor ve Allah'la kendini eşit bir koymaya çalışıyor ve burada görüyoruz ki artık parlak yıldızımız kendine, içine gururunu girmesine müsaade etmiş oldu. Çok güzel söylediniz. Ama ben de bir şey sormak istiyorum tabii ki. Aslında herkese sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki Yüce Allah farklı farklı peygamberler gönderiyor. Evet. Bu peygamberler Allah'ın kelamını, Allah'ın kutsal yazılarını bize aktarıyorlar. Bizim amacımız Allah'ın kutsal yazılarına göre buradan cennete gitmek için hazırlık yapmak, değil mi? Evet. Dolayısıyla biz bu hazırlık yapmak için şu kadar para biriktirmemiz gerekmiyor. Çünkü para buradan götüremiyorsunuz cennete. Altın, mücevher hiçbir şey götüremiyorsunuz. Mobilya, ev hiçbir şey, onlar da getirmiyorsunuz. Çünkü zaten oradaki her şey hazır. Evler hazır diyor. İsa Mesih dedi, ben gidiyorum size hazırlayacağım, evler hazırlayacağım ve ondan sonra gelip sizi alacağım. O zaman alabileceğimiz tek şey karakter. O da kutsal yazılarda diyor ki bizim karakterimiz kime benzeyecek? Allah'a benzeyecek. Hatta biz sorduğumuzda ve öğrenciler sordular. Nasıl bir Allah'tır? Nasıl onu tanıyacağız? İsa Mesih ne dedi? Beni tanıyan, benim karakterimi tanıyan Allah'ın karakterini tanımış olur. Dolayısıyla biz bu örneğe göre yaşarsak Allah gibi bir karaktere sahip olacağız. Allah gibi olacağız. Evet. Burada da aynı şeyi söylüyor. Bu parlak yıldız Allah gibi olmak istedi. Bunun günahı ne yani? Diye bir soru çıkabilir. Parlak yıldız Allah gibi olmak istedi. Biz de Allah gibi olmak istiyoruz. Fark nedir? Ortaya bir soru çıkıyor. Burada farklı bir fark var. Ama farklı bir niyet, mesaj veriyor. Niyet. Yani bize Yeşaya peygamber sizin okuduğunuz ayetlerde başka bir şey söylüyor. Tamam, Allah gibi olacaksın. Yani onun karakterine sahip olacaksın anlamına geliyorsa güzel bir şey. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor ki. Ne diyor orada? Son kısmında, son sözlerinde ne diyordu? Evet. Kendisi Yeşaya'da. Kendimi yücesiyle eşit kılacağım diyor. Ha, bakın, Allah'a benzer bir karaktere sahip olmak güzel bir şey. Evet. Hedef odur zaten. Ama ben Allah'a eşit olacağım. Bu artık ne diyeyim, çok büyük bir günah. Yani bu Allah'ı tamamen onun hayatındaki pozisyondan alt üst etmek. Onu olması gerektiği yerden çıkarıp kendinizi onun yerine koymak. Şeye benzemiyor mu? Bazı insanlar diyor ya, ne diyor efendim,
Allah yoktur diyorlar bazı insanlar. Allah yoktur. Ben Allah'ım. Benim içimde Allah yaşıyor. Ben Allah'ım diye kendilerini ne diyeyim Allah'a inanmayan insanlar, bazı insanlar öyle söylüyor. Ama öyle bir şey yok. Yani öyle bir düşünceye kapılırsan sen aynen bu parlak yıldız gibi benzer düşüncelerden, benzer günahkar yollardan yürümüş olursun. Aslında çok önemli bir tehlike bu. Allah'ın gösterdiği örneğe göre peygamberler aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla o karaktere sahip olmak gerekiyor. Evet. Ama Allah'a eşit olmak bu artık bir günahtı. Bunun anlamı biz artık kendimizi onun yerine koyuyoruz. Biz de aynı şekilde o parlak yıldız gibi bunları yapan o düşmüş Allah'a karşı isyan etmiş o keruf melek gibi biz de ne yapmış oluyoruz? Allah'a isyan etmiş oluruz. Evet. Biz de Allah'a karşı çıkmış oluyoruz. Peki şu soru geliyor kafamıza. Tamam bu parlak yıldız çok akıllıydı. Bu keruf melek çok akıllıydı. Zaten Allah onu bazı görevlerini, gökteki, semadaki görevlerini yerine getirmesi için onu bol bol bereketlemişti. Evet. Değil mi? Oradaki ayetlere evet. Bakıyoruz. Öyle görüyoruz. Ama onun Allah'a karşı yaptığı planda, Allah'a karşı bir isyan planı yapıyor ve o konuda ilerliyor. Ama bunun yaptığı planda görüyoruz ki bir zayıf noktası var sanki. Değil mi? Evet. Nedir o zayıf noktası? Niye göz önünden kaçırdı bu parlak yıldız, bu şeytanın ya da parlak yıldızın bilemediği ya da bunun gözden kaçırdı diyebiliriz. Evet. Şu vardı, bu da Allah'ın her şeyi bildiğini. Şimdi Allah yaratıyor herkesini ve tabii ki kutsal kitapta da daha önce de okumuş olduk. Onu da Allah verdi ve ona her şeyi becerileri de vermiş oldu. Şimdi yaratılan olmaya çalışıyor yaratanla aynı seviyede. Yani bugünkü baktığımız zaman sabah yıldızı yaratma gücü yoktur onda. Hala yoktur. Yani o değişik şeyler yapabilir ama canlı bir şey, yeni bir şey dünyaya getirme imkanı yoktur. Çünkü o yaratan değildir. Ondan dolayı o bunu kaçırmış olduğu için ve onu düşünemediği için bu yerde tabii ki kendini yenik kaldı bu konuda. Kutsal yazılarda şunu görüyoruz ki Allah gururdan nefret eder ve onun için bu günahtır ve günahtan da bahsediyor ve Allah günahtan kendisini uzak tutuyor. Uzak tutuyor dediğimizde yakınlaşmıyor. Çünkü günah hiçbir zaman kutsallığın yanında barınamaz. Günah Allah'ın yanında hiçbir şekilde yan yana gelemez. Biz günahlı olduğumuz için Allah'ın yanında yaklaşırsak onun o yüceliğiyle, onun o ondan gelen o ışığıyla, o gücüyle biz yok olacağız. Aynı şekilde de şeytan için de, sabah yıldızı için de geçerlidir. Süleyman'ın özdeyişlerine bakmak istiyorum. 6. bölümde 16'dan ve 17. ayetlerde şöyle söylüyor. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler. Burada işte ilk okuyabiliriz. Gururlu gözler, yani şeytanın farklı yerlere bakması, bakmaması gerektiği yerlere bakmış oldu. Yani o kendisini Allah'la aynı yere, aynı seviyeye koymak istedi. Yani kendini gördüğü aslında o kalbindeki o düşünceleri ve Allah'ın iyi olmadığını göstermeye çalışması asıl durum buradadır. Yani o ondan sonra tabii ki de gerisi geliyor. Bir insana biz baktığımız zaman nasıl oluyoruz? Ha bu insan benim gibi diye düşünüyoruz. Ondan sonra duruyoruz da bakıyoruz düşünüyoruz ki ben bundan biraz daha üstün, benim biraz daha farklı becerilerim var ve ben ondan biraz daha üstünüm. Ondan sonra ne oluyor? Geçiyor biraz daha zamanı. Yok ben bu kadından çok çok daha yükseğim. Yani o benim yanımda bir hiç gibi oluyor. İşte
Aynı şekilde bir şeytanın kalbinde de oluyor. İlk önce kendisini bilgili gördü, eşit gördü gibi Allah'ın. Ondan sonra da o küçük tohum büyümeye başladı, eşermeye ve günah kalbinde oluşmaya başladı. Demek ki Yüce Allah herkes için belli bir tasarıları var. Evet. Belli bir planları var. Ama burada görüyoruz ki Yüce Allah'ın parlak yıldız hakkında olan tasarıları ve planları, bir açıdan bakıyoruz ki bu parlak yıldız, o özel keruv melek kabul etmiyor Allah'ın tasarılarını. O tasarılara karşı çıkıyor, beğenmiyor. Evet. Ve bununla da kalmıyor. Tabii ki Yüce Allah herkese, melekler dahil, özgür iradeyle, özgür seçim hakkıyla yaratmış. Melekler de özgür olarak seçebilirler. Allah'ın tasarılarına göre mi yaşamak veya kendi istedikleri gibi mi yaşamak? Dolayısıyla melekler de bu özgür seçim hakkına sahip oldukları için bu parlak yıldızda bakıyoruz ki o Allah'ın onun için olduğu tasarıyı kabul etmiyor. Kendisi muhakkak ve muhakkak aynen Tanrı'nın istediği gibi itaat edip hizmet etmeye karşı çıkıyor. Evet. Ve bu ona yetmiyor. Yani ben diyor niye melek olayım? Ben sıradan bir melek olmak istemiyorum. Allah'ın tasarılarını yerine getiren, Allah'ın sözlerini yerine getiren bir melek gibi yaşamak istemiyorum. Ben bundan daha fazlaya layıkım. Ben daha fazla yapabilirim. Ve böylece o Allah'ı da hor görmeye başlıyor. O hem tasarımı hor görüyor, hem tasarıcıyı da hor görüyor. Yani bütün diğer melekleri de o hor görüyor. Bütün yaratılan diğer varlıklar da onları da hor görüyor. Artı onları yaratan yüce yaratıcıyı da, Allah'ı evet. da hor görmüş oluyor. Evet. Artı biliyoruz ki hor görmenin başka kelimeler var. O hor görme sözcüğünün anlamını dahi kavramak için, yani aşağı görmek, hakir görmek, nefret etmek gibi kelimeler var. Demek ki bu parlak yıldız bu şekilde sizin söylediğiniz gibi gururuna kapanıp Allah'a karşı isyan başlatıp aslında o bu şekilde günah işlemiş oldu. Farkına varmadan veya bilerek de olabilir, o Yüce Allah'a karşı ilk günahı işledi. Tabii ki bu günah eylemde olmadı. Bu günah ilk önce düşüncelerinde oldu. Evet. Onun kalbinde oldu. Yani evet. Dışsal olarak hiçbir şey görmüyorsunuz ama içinde o günah işliyordu artık. Evet, gerçekten öyledir. Sevgili seyirciler, parlak yıldızın hakkında ve nasıl bu durum gerçekleşti, kısa bir aradan sonra hep birlikte görmeye devam edeceğiz. Bizimle kalın.